Dostlar merhaba. Ne kadar güzel bir şey size dostlar merhaba diyerek hitap etmek. Allah bu kardeşliğimizi, Allah bu dostluğumuzu daim eylesin. Ya bugün çok fazla ben videoların altına bakıyorum ve bunu görüyorum. Biz bunu yaptık aslında ama sanırım bir kere daha yapmamız gerekiyor. Biraz flu bir ortam, biraz böyle bulutlu, sis var. Ne olduğu belli değil. Atatürk, kim babası Ali Rıza mı? Aslında Ali Rıza. Ama diyor ki Atatürk, bu beyefendi benim babam değil diyor. Bu kim ki diyor. Şimdi Atatürk bizim Ali Rıza diye bildiğimiz adama bu kim ki? Ben bunu tanımıyorum. Bu benim babam değil diyor. Burada bir problem var. Atatürk'ün babası Ali Rıza'dır. Atatürk'ün Cumhuriyet'ten sonra bir soykütüğü oluşturulacak. Babası, anası, kız kardeşi, kendisi, okuduğu okullar vesaire. Ama o kadar mahdut ve sınırlı bir soy ağacı ki Atatürk'ün amcası kim? O zaman sıradan bir insan Atatürk sonuçta. Evet. Atatürk'ü sanki ilahlaştırmak istercesine insan oğlundan soyutlamak için bir tek ana, baba ve bacıyı biliyoruz. Başka kimseyi bilmiyoruz. Bu kadar basit. Atatürk'ün amcası var, Atatürk'ün dayısı var. Var ya hani kargaları kovaladığı dayısı. Ama kim olduğu belli değil. Evet, değil. Amca çocukları, dayı çocukları. Atatürk'ün üvey babası bilinmiyor be kardeşim. Atatürk'ün üvey babası mı var? Bunları seninle yapacağımız Atatürk programında konuşuruz. Evet. Atatürk'ün üvey babası var. Ve Atatürk'ün üvey 4 tane kardeşi var. 6 tane de öz kardeş. Allah Allah. 10 kardeş mi Atatürk? Bak, bilmediğiniz bir Atatürk modeli ortaya çıkartıyoruz. Atatürk, Ali Rıza ile Zübeyde'nin evliliğinden dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi 1880'dir ya da 1881'dir. Orada netlik yok. Bu Rumi miladi çevrimi bir de tam yazılmamış. Mesela hangi gün doğduğu bilinmiyor. Abi bugün bile benim babamın tam hangi gün doğduğu belli değil mesela. Bak, gördün mü? Ki babam 45 yaşında benim yani. Bugün bile yani. Atatürk'ün de doğum tarihi ve gün ay derler ya, ben ne zaman doğdum anne diyorsun, ne bileyim oğlum diyor, sen doğduğunda ekinler dize geliyordu diyor. Ekinler dize geliyor. Ekinlerin dize geldiği tarihe bakıyorsun, ha demek ki bugünlerde dünyaya gelmişim gibi. Atatürk'ün babası Ali Rıza'dır, gümrük memurudur. Anası da Zübeyde'dir. Fakat bu soy ağacı yapılırken Zübeyde Hanım'ın fotoğrafı var. Çünkü Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım İzmir'in kurtuluşu olayları esnasında vefat etti. Yani Atatürk'ün annesini biliyoruz. Fotoğraflarını biliyoruz. Kendisini biliyoruz. Dolayısıyla o fotoğrafı koyuyorsun. Ama Atatürk'ün babası, Atatürk daha bebekken öldüğü için öyle bir fotoğraf yok. Ama bir fotoğraf koymak gerekiyor. Ne yapmışlar? Yakışıklı, böyle burnu falan estetikli gibi düzgün, hoş bir adamın fotoğrafını almışlar, oraya koymuşlar. Atatürk, bu benim babam değil derken, Ali Rıza benim babam değil demiyor. Bu fotoğraf benim babamın fotoğrafı değil diyor. Yani fotoğraf, dostlar, o aile kütüğünde Latife'nin fotoğrafı var, Zübeyde Hanım'ın fotoğrafı var, Atatürk'ün fotoğrafı var, Atatürk'ün babasının fotoğrafı yok. Bu boşluk için bilinmeyen bir adamın fotoğrafını koymuşlar. İşte bu şu an gördüğünüz Ali Rıza değil. Bunu ben demiyorum, Atatürk söylüyor. Bu beyefendi kim? Benim babam değil bu diyor. Ben bunu tanımıyorum diyor. Peki abi, bu iftiralar var ya Zübeyde, evet, Hanım'a. Bunların sebebi bu babasının fotoğrafının belli olmaması olabilir mi? Ya işte bunu bilmeyenler. Benim babam bu değilden fotoğraf değil Ali Rıza'yı anlamak işlerine geliyor. Bak, biz de düşmanlık ölümüne kadar kardeşim. Öyle. Dostluk da ölümüne kadar. Biz dostumuzun hata yapma payını kabullenemiyoruz. Farkında mısın? Düşmanımızın da iyilik yapma ihtimalini kabullenemiyoruz. Düşman deccaldir. Dost bizde bembeyaz bir A4 kağıdı gibi tertemizdir. Kimse gri değil. Kimse gri değil. Atatürk kötü bir adam ya. Atatürk deccal ya. Şimdi bunları biri kesecek, koyacak YouTube'a. Ondan sonra geliyor uğraş. Atatürk'ün kötü bir adam, deccal bir adam olduğunu ortaya koymak için Atatürk'ün 7 ceddini kötü gösteriyorlar. Önce şunu söyleyeyim mi? Yani bunu şöyle başlayayım. Böyle bir iftirayı öylesine namuslu, koy şuraya bir Zübeyde Hanım da herkes görsün. Şu güzel kadına, bu bir annedir. Bu bir anne. Kur'an okuyan, hafız, vali bir oğlum olsun diyen ve çocuğunu Mülkiye Mektebi'ne yazdırmak. Çocuğu Mustafa. Mustafa'sını Mülkiye Mektebi'ne yazdırıp hafızlı, dili dualı bir vali kaymakam olsun benim oğlum diyen bir kadındır Zübeyde. Zübeyde Hanım'ı böyle bir iftira atana
Allah belasını versin. Başka bir şey söylemiyorum. Allah belasını versin. Bu nasıl bir iftiradır? İftirayı utanarak dillendirmek istiyorum. Efendim Zübeyde Hanım aslında Selanik genelinde çalışan bir hayat kadını. Zina yaparak hayatını kazanıyor. Abduş denilen bir serseriyle girdiği bir ilişkiden hamile kalıyor. Bir iş kazası. 5. ayında hiçbir problem yok 5'ine kadar. 5. ayında karnı şişmeye başlıyor. Hamile olduğu ortaya çıkıyor. Zübeyde'nin babası diyor ki biz namuslu bir aileyiz. Baba. Şu kızı ne iş yapıyor? Kendi namusluymuş. Biz namuslu bir aileyiz. Ben ne söyleyeceğim millete? Kızımın karnı şiş. Bu pisliği temizleyin diyor. Amcası, anneleri, amca çocukları arıyorlar. Gümrükte memurluk yapan saf salak bir adam buluyorlar. Adı Ali Rıza. Saf salak bir çocuk. Bunu yamıyorlar Zübeyde'yi. Ali Rıza ile Zübeyde evliliğinin 4. ayında Mustafa diye bir erkek çocuğu dünyaya geliyor. Dolayısıyla Mustafa'nın anası namuslu bir kadın değildir. İddia bu. Şerefsizlerin attığı iddia bu. Allah belalarını versin bir kere daha söyleyeyim. Yaparlar mı bu videoyu böyle kesip koyarlar mı? Büyük ihtimalle yapan olur abi. Onların da Allah belasını versin ve mahkemede onları perişan ederim. Buradan bu art niyetlere söylüyorum. Ona göre ne yapıyorsunuz? Bıkmışım ben mahkemelerden. Doğrusunu söylüyorum. Ali Rıza ile Zübeyde Hanım'ın evliliği Mustafa Kemal'in doğduğu 1881 değil 1873'tür. Mustafa Kemal 1873 tarihinde evlenen Ali Rıza ile Zübeyde Hanım evliliğinden Ahmet, Fatma, Ömer'lerden sonra 4. çocuk olarak dünyaya gelir. Ardından Makbule, ardından Naciye dünyaya gelir. Bunların 4'ü ölüyor. Su çiçeği, verem, tüberküloz gibi o dönemin pandemik hastalıklarına ölüyor. Mustafa ile Latife. Bu yüzden benim iki gözüm var, sizsiniz diyor. Göz bebeklerim diyor Latife ile Mustafa'ya. Ne yapsın? 4'ü öldü şu kadının. Abi peki bu iftirayı ortaya ilk atan kişi belli mi? Valla öyle bir kakafoni oluştu ki ortaya. Şimdi ortaya atanlarla biz değiliz diyorlar. Yani bu Rıza Nur mesela sallıyor. Rıza Nur'dan falan çıkma değil mi? Yok, bu yeni bir şey. Hatta diyorlar ki Zübeyde Hanım'ın hayat kadını olduğuna dair Selanik Sulh Ceza Mahkemesi'nde vesikası olmadan kaçak yollarla zina yapıp yakalandığına dair belge de var diyorlar. Selanik Sulh Ceza Mahkemesi. Sulh ve Ceza Mahkemesi. Bir de ortaya Osmanlıca vesika koyuyor bu öküzler. Bunu diyen adamlar bilmiyor mu Osmanlı'nın şeriat yönetildiğini? Bu kadar basit bak, bu kadar basit. Osmanlı'da sulh ceza diye bir mahkeme yoktu. Osmanlı'da şeriat mahkemeleri vardı. Hakim yoktu, kadı vardı mahkemenin başında. Zübeyde Hanım'ı böyle bir şeyde yakalayacak olan mahkeme sulh ceza mahkemesi değil, Selanik şeriat mahkemesidir. Onun da başında hakim değil, kadı olmak durumundadır. Osmanlı çünkü kadılık tertibatı vardı. Fakat bunu bilmiyor, atıyor ortaya vesikalar, okuyamayacağı zannediyor yani. Bak al sana Osmanlıca vesika diyor. Diyelim Zübeyde hayat kadını. Hayat kadınının iş kazası kaçıncı çocuğudur? İlk. Birinci çocuğu. Hemen evleniyor ya. Değil mi? Çocuğu olmaması gerekiyor. Hemen evleniyor Ali Rıza'yla. Dolayısıyla Zübeyde ile Ali Rıza evliliğinin ilk çocuğu Mustafa olması gerekiyor. Ama bakıyorsun Osmanlı kayıtlarında Zübeyde Hanım'la Ali Rıza Bey'in evliliğinin 4. evladı Mustafa Kemal. Ya bu çok büyük bir rezillik bence abi ya. Bu şerefsizlik. Başka rezillik kibar kalıyor. Müslüman ve namuslu bir kadına zina suçu, iftirası atmak bilmem ne çocukluğudur da ben şerefsizliktir diyeyim. Neydi? Haramzade. Haramzade. Enes hırsızdır dedim hakime. Ne yapmam lazım? Kanıtlaman lazım. Bir şahit lazım bir de. Enes katildir dedim. Ne yapmam lazım? Yine kanıtlaman lazım. Bir şahit de lazım. Enes şudur, Enes budur, Enes şudur, Enes budur. Bir şahit lazım. Enes zina yapıyor demem için, Enes'in zina yapıyorken Enes'i gören 4 tane şahide ihtiyaç var. Her suçta bir şahit, zinada 4 şahit. Biz Zübeyde Hanım'a öyle bir iftira atıldığını görüyoruz ki 4 şahitlik bir iftira. Allah belalarını versinden daha öteye gidemiyorum. Acaba böyle bir iftira neden atıldı? Mustafa Kemal'i karalamak için. Ya bu tamam da abi böyle bir iftira hani. Neler neler. Bir de Vedat mevzusu var ya, milli enişte Vedat. Tabii, evliliğinin bozulma sebebi. Evet, Latife Hanım'la Mustafa Kemal'in boşanma sebebidir. Vedat denilen bir adam. Bir evlilikte araya kim girer? Bir kadın ya da erkek. Bir kadın girer bir adam için. Yani kadın ne için mahkemeye verir kocasını? Aldattığı için onu. Ama kimle? Bir kadınla. Evet. Bu ilişkide bir adam söz konusu. Ya en azından öyle iddia ediyorlar. İddia bu. Şimdi bakalım başka programlarda Latife ile Mustafa Kemal evliliği
niye bitti? Bu arada bu başka bir program. Bunu konuşmuyoruz. Şu an söylüyoruz. Makbule Hanım ve Mustafa Kemal Paşa, Zübeyde ile Ali Rıza evliliğinin oluşmuş 6 evlattan ikisidir. Diğerleri de ölmüştür. Mustafa Kemal 1880 ya da 81'de doğmuştur. Ali Rıza ile Zübeyde 1880 ya da 81'de evlenmemiştir. 1873'te evlenmişlerdir. Dolayısıyla böyle bir şey iftiradır. Atatürk'ün babası Ali Rıza'dır. Atatürk bu adam benim babam değil derken o fotoğraftan bahsediyor. Ali Rıza'dan değil. Sanırım anlaşılmıştır. Anlaşılmıştır. Dostlar, sizin bu konudaki fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. Merak ediyorum. Benimle aynı şey mi düşünüyorsunuz? Farklı bir düşünceniz mi var? Aşağıya yorum olarak yazarsanız. Bir de ne yapsınlar Enes? Abone olsunlar. Bu kadar. Yorum yapın. Abone olun. O zil butonu var ya, ona basın. Her videodan haberiniz olsun. Hadi beraber büyüyelim ve kocaman bir aile olalım. Allah fırsat ve ruhsat verirse başka bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.